Deprem bölgelerine yardımların devam ettiğini söyleyen Türk Kızılay'ı Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, depremde sahada 3700 gönüllünün görev aldığını kaydetti. Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Kahramanmaraşlı meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem bölgelerine Türk Kızılay'ı çatısı altında yardım elini uzattı. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden sonra biz Türk Kızılay Elazığ Şubesi olarak hummalı bir şekilde çalışmaya başladık. Özellikle Malatya'da hummalı bir çalışma yürüten Türk Kızılay Elazığ Şubesi o günden bugüne depremzede vatandaşlar için yardımlarına devam ediyor. Zaten tüm çalışan arkadaşlarımız, gönüllerimizle beraber bize en yakın olan il Malatya'ya aynı gün sabah saatlerinde intikal etmiştik. O günden bugüne hizmetlerimiz devam ediyor. Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, Elazığlı vatandaşların yardım kampanyaları ve bağışlar yaptığını söyleyerek 30 kamyon aynı yardım malzemesinin deprem bölgelerine sevk edildiğini kaydetti. Elazığlı hemşerilerimizin de depremzedelere yoğun bir bağış kampanyası talepleri karşısında yürütmüş olduğumuz kampanyalardan bugüne kadar toplamda 30 kamyon, 26'sı kamyon, 4'ü tır olmak üzere 30 kamyon aynı yardım malzemesi bölgeye sevk ettik. Başta Malatya olmak üzere diğer tüm deprem illerine bu yardımları gönderdik. 3700 gönüllünün deprem bölgelerinde görev aldığını ifade eden Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından deprem bölgelerine yardımların sürdüğünün altını çizdi. Yine yaklaşık 3700 gönüllümüz o günden bugüne kadar o bölgede, başta yine Malatya, Adıyaman, Maraş, Hatay olmak üzere bu bölgelerde depremzede vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla Kızılay ekiplerinin yükünü almak, oradaki depremzede vatandaşlara hizmet etmek için o bölgeye sürekli gidiş gelişlerimiz oldu. Bu gidiş gelişlerimiz hala gönüllerimiz, çalışan arkadaşlarımız tarafından sağlanıyor. Süreç kısa bir süreç değil, bunun bilinmesini istiyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, kalıcı konutlara, hanelerine, ticaretlerine, işlerine kavuşmaları yıl aşacak, yani bir yılı aşacak. Bu nedenle ne bizlerin ne de vatandaşlarımızın o bölgeden ellerini çekmesi mümkün değil. Ellerimizi o bölgeden çekmemeliyiz.